Hoş geldiniz. Ben size soracağım. Muhterem arkadaşlarım, belki sözümü biraz fazla uzattım ama mecburen bu sıcak alakadan, bu dostluktan dolayı insanın heyecan duymaması, bu gösterilen sevgiye karşı, bu muhabbete karşı heyecan duymaması mümkün değildir. Hepiniz biliyorsunuz ki Türkiye'de Azerbaycan denildiği zaman her Türk'ün, her Türkiye'linin kalbi Azerbaycan için çarpmıştır. Geçmişte de böyle olmuştur, bugün de böyledir. Bunun en yakın misali muhterem Prezidentimiz Haydar Aliyev Cenapları'nın Türkiye'yi ziyareti sırasında Türkiye'li kardeşlerimizin muhterem Prezidentimize göstermiş olduğu sevgi, tezahürat, dostluk bunun en yakın nişanesi olmuştur. Onun için bu Mingeçevir'de gerçekten bizim bir vatan toprağımızdır. Geçmişten gelen bir dostluğumuz, bir kardeşliğimiz var. Aynı ağacın dalları sayılırız ama muhterem prezidentlerimizin ifade ettiği gibi, muhterem Haydar Aliyev Cenapları'nın ifade ettiği gibi aynı millet fakat iki ayrı devletiz. Onun için de Azerbaycan'ın mutluluğu, Azerbaycan'ın iktisadi bakımdan gelişmesi, Azerbaycan'ın sosyal bakımdan gelişmesi bizim de mutluluğumuzdur, bizim de en büyük arzumuzdur. Hürmetli konuklarımız, bu görüşten o kadar memnun olmuşuk, o kadar kalben sevinirik, o kadar kalben ferahlenirik ki, hamımız isteriz ki öz duygularımızı, öz sevincimizi size çatdıraq. Aslında deyim ki, ben uzun müddet seyahat içinde işlemişim. Uzun müddet bu şehirde konakları kabul etmişim. Bu şehirde muhtelif ülkelere, şehirlere konaklar aparmışım. Ancak hiç vakit bu sayede bizim kan kardeşlerimizin, din kardeşlerimizin, bizim hemşe üst tuttuğumuz, bizim hemşe erk ettiğimiz, bizim hemşe yeri geldi umduğumuz, küstüğümüz, böyle bir ümit kalası kimi baktığımız Türk kardeşlerimizin bu sayede bizim şehre geldiğini görmemişim. Ona göre de sizin gelişinizi samimi kalpten alkışlayıram ve size bir daha hoş geldiniz deyirəm. Bugün Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın binasında 6 müstəqil Türk devletinin bayrağı dalgalanır. Mən ümit varam ki ve bugünkü görüş ona göre güzel görüştür ki bugün Anadolu Türkleri ile Azeri Türkler görüşür. Ve inanın ki hamımız bütün Mingəçevir əhli bilseydiler ki burada böyle bir ziyafet təşkil olunub bizim kardeşlerimiz bura gəliblər. İnanın ki onların hamısı sizin görüşünüze gelirdiler. Ve icazı verseniz bu güzel günde bilirsiniz elə gün var ki onlar bir ilə dəyir. Ve bugün yaşadığımız, bugün bir yerde olduğumuz bu bir gün hamımızın ömründe vaxt gelecek ki illə qiymətləndiriləcəkdir. Ya qonaq, ya qərib, ya səyyah olsan. Harda könül açar mahnı eşitsən. Dinləsən könüldən qopan bir hava, görsən qonaq sevən bir elbir oba. Görsən açıq alın mehriban sifət, görsən təmiz duygu, təmiz məhəbbət. Deməli, əzizim, bizim evdəsən, Şirvanda, Qarabağda, ya da mildəsən, ya kürün arazın qırağındasan, bir sözlə, Azərbaycan torpağındasan. O gün bir nəfərlə görüşəndə mən sakitcə soruşdu, haralıyam mən? Əzizdir hər qarış torpağım əziz, bu sözdən ürəyi yaralıyam mən. Yer adı çətində olanda vətən, bir git demişdi ya da düşməyir. Bəs bilmirəm, bilmirəm nədən, insan ağır gündə yer soruşmayır. Dünən uzaq ellər görüşmək üçün,
gören ne etmiştir bes bize kadar. Bir dost kederini bölüşme için atalar at sürmüş düz garsa kadar. Bir an sef elese puanı sefin yüz il lekesini silebilmerik. Bölsek torpağını böyük turanın onun çöreğini bölebilmerik. Var olsun Türk dünyası, var olsun Turan dünyası. 21. əsr Türk əsr olacaktır. Buna hamımız eminik. Sağ olun. Sayın arkadaşlarım, Sayın İcra Başçısının birinci yardımcısı Bayram Bey'in dün 50. yaş günüymüş. Değerli arkadaşlarım, biraz evvel konuşan Bayram kardeşimiz bizim yaramıza tuz bastı. Esasında belki daha çoğu bu gecenin muhabbeti içerisinde 70 yıllık hasreti dile getirmek ve Türk dünyasının birlikte yaşadığı gelecek günleri bile terennüm etmek hepimizin içindeki bir sızıdır ve burada bulunan her arkadaşım bu konuda çok şey söylemek imkanına sahiptir, onu biliyorum.